yaptınız mı bunu? Ben yapmadım. Ben de ilk defa yapıyorum. Ben de ilk defa yapıyorum. Etlisini yapmışızdır hepimiz ama. Etlisini çok yapıyorum. Bunu da severim. Ama bunu daha önce hiç yapmadım. Yani şıkır şıkır altın kızlarımı bekliyor. Kezban, hazır mısın tatmak için? Hazırım Zeydan. Hadi başla hemen buradan. Şimdi sana harika 5 tane sebzeli İskender var burada. Doldurmuşlar Zeydan. Hepsini nasıl yiyeceğim ben bunu? Bilmiyorum ki, artık kenarından ucundan tadacaksın. Bak o kızın mesela etrafını ne güzel yapmış. Hmm, böyle süslemiş. Süslemiş. Gerçi hepsi ayrı bir süs yapmış ya. Hepsininki güzel olmuş ha. Baksana, bu da ayrı yapmış. Öyle. Zaten ayrı yapmış da bizde sosunu böyle... önceden ekmeği olsa döken de var, dökmeyen de var. Bu dökmemiş ha, bak. O dökmemiş mi? Dökmemiş. Doğru bak, bu sosu dökmüş önce. Sosunu ne? Çok koymuş. Çok mu koymuş? Kız hepsinde sos var ama. Bu da güzel olmuş. Bu ha, biraz güzel. Bu aklında kaldı. Bu da koymuş. Bak, bu da böyle şekilli yapmış sosu. Hazır mısın? Hazırım Zeyda Hanım. Al bakalım Kezban'ım. Getir bakalım. Zeyda Hanım, şununla ikisinin arasında kaldım. Güzel koymuşlar kat katı. Şeylerini de koymuşlar altlarına, soslarını. Bunu ikisi yok. İkisi benzetme yapmış aslında. Bunu zaten başta eledim. O pasta süsler gibi süslemiş. Allah'ım. Ondan sonra. Kezban hiç zevklerimi tutmuyor seninle. Ben biraz sadeyim Zeyda Hanım. Evet, sen çok sadesin. Bu da üstüne şeyi çok koymuş sosunu. Şuna da 3 veriyorum Zahid Hanım. İkisinde kaldım, karıştım işte. Şimdi o mu o mu? Geldi. Bu da çok koymuş üstüne salçası. Buna 4 veriyorum, buna 5 veriyorum Zahid Hanım. Son anda karar verdin mi? Çok güzel yapmış. Arasına malzemelerini güzel koymuş. Aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyorlar ama aynı küçük şey, farklılıklarla. Ama ekmeğin üstüne şeyi sos sürmüş de daha güzel yapmış. Onlar da sürmüş ama o daha güzel şeyli yapmış. Bol yapmış. Hoşuna gitti. Peki, niye zevklerimiz tutmuyor? Mesela bana göre bu tabak çok güzeldi. Çünkü çok özenmiş böyle nokta. Kim olduğunu da bilmiyorum. Şimdi öğreneceğim ama. Bakayım, bir numaralı tabağın altından süslü süslü kim çıkacak? Sedef. Ya. Ya göze hitap ediyor ama. Süslü püslü yaptım. Yok canım benim. O pastamı da öyle süsledin şey kebabı. Ama illa pasta mı süslenir? Evet. Şey, olmuşsun damla damla yemek kenarlarına. Yemek de süslenir sunum. Bunu ne dediydin? İkisi birbirine benzetmiş dedin. İkisi birbirine benzetmiş. O da salçasını çok koymuş Zahide Hanım. Bak ortasına, arasına, üstüne. Peki. Bakalım kimin tabağı? Cahide. Yapma ya. Bilmiş miydi kız kocan? Yani evet bildi. Biliyordum. Aynen. Ayı da bunlar birbirine benziyor. Nasıl bilebiliyorsunuz? Ben, çok güzel dizmişti. Benziyor ama gözüküyordu burada otururken zaten görüyordu. Dizmezliği çok güzeldi gerçekten. Bravo valla. Peki. Birbirine benziyor. Ben buradaki şekli de çok sevmiştim. Böyle. Onu da ayrıca bir... kırmızılı beyazlı bir şey olmuştu. Oo, ve Alisa. Alisa çıktı. Alisa. Çeyrek gitti hayatım bugün. Yine ya. Olmadı. Yine olmadı. Hiç ben hepsi ya. Seviyorum diyor vallahi ama. O malzemesini fazla koymamış. Üstüne bir iki bir şey koymuş, üstüne yoğurdula kapatmış. Zebzesinden koymamış. Herkese gitsin birer tane, keşke herkesin olsun. E hadi bakalım ama bugün ya herkesten birine vereceksin ya ikinci altın takacaksın. Kezban kızlar gelin. Kalanlar gelsin. Zeynep mi?
Gülay mı? Şimdi göreceğiz. Bir daha Zeynep'e takarsan artık daha bir şey demiyorum sana. Vallahi Zeynep'im yapacak bir şey yok burada işte. Hak eden kazanıyor. Hem kafalar karışıyor hem de. Vallahi birbirine çok benziyor. Biri 4, biri 5. Ya Zeynep ya Gülay. İkisinin de altınları aynı. Altın altın çeker diyeceğim ama seninki de pek güzelmiş. Hazırsanız. Kezban hazır mısın gı? Hazırım Zeynep. Kime verdin sence? Vallahi bilmiyorum kime verdiğim. Ve 5 verdi. Bu demektir ki küçük altını taktı. Peki hangi kızıma? Ve ya yine Zeynep çıktı. Allah ne diyeyim. Ben o zaman artık Zeynep ne yapıyorsa aynısını yapardım herhalde. Kezban ne yapacaksın? Hayatım çok teşekkür ediyorum Gülay'cığım. Sağ olasın bir tane. Neredeyse Gülay'a takıyordun altını. Çok teşekkürler kızım. Vallahi kız o kadar geldi geri döndü gitti. Halbuki çok benziyordu. Dün de aynısı oldu. Son ikiye kalmış. Son ikiye de üçe kalmışım. Hatta arasında kalmıştı benimkiyle bir tane de bir arkadaşınkini. Dün de kaçırdım, bugün de kaçırdım. İşte ama bir... sonunda yakalayacaksın. Sonunda İnşallah. Sonunda, son gün herhalde ben alırım. İnşallah. Zeynep taktın mı kız altını? Takmadım Zeydan'ı. Kezban hem içinden diyor ki herkese birer tane taktın. Zeydan benim olur. İçimden öyle geçiyor ya. Hepsine birer tane gitsin. Hepsini ben alacağım. Kayınvaliden bugün evde. Orada şimdi izleyince çatlayacaktır. Onun için bir şarkı alabilir miyim? Kız bunu ona ver bari. Hayatta hazırlayalım bir şey. Hayır bunu ona ver bari. İki tane vermem, oldu. Vermem bunu da vermem. Görüyor mu gelini? Kesinlikle verme. Gelsin bir parça. Evet, bakayım. Kundurama kundoldu, asmaya kürek gerek. Kundurama kundoldu, asmaya kürek gerek. Nazlı yarım yanında yatmaya yürek gerek. Nazlı yarım yanında yatmaya yürek gerek. Aman başım melek, avrudum işim melek, çok içmişim melek. Nanay fulya, nanay, nanay bolu, nanay. Of of dedik gitti altınlar ama kaynanaya değil geline. Kız birini ver diyorum vermiyor ya. Vermem. Çok fenasın Zeynep. Ama 4 yıl artık kaynanayla yaşaya yaşaya ne yaşadıysa çok fena. Hayatım tebrik ediyorum güle güle kullan. Kezban Hanım teşekkür ediyorum. Şimdi dur gitme bir tanem. Ne yapıyorsunuz? Biz burada kritik yapıyoruz. Şimdi kritiği yapmayın finalde yapın çünkü güzel güzel yemeklerinizi yaptınız. Alisa, Sergen, mutfağı hallediyorsunuz, masayı kuruyorsunuz, sofrada yemeklerle buluşuyoruz, tamam mı? Haydi bakalım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.